Her şeyin ekonomisinden iyi akşamlar diliyorum. Ben Murat Tufan. Bugün yine çok farklı bir konuyu gündeme getirmiş olacağız. Aslında önemli bir konuyu diyelim. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Gülüstü Salur bizlerle birlikte. Aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyesi Esra Kıvrak ve uzun süre bankalarda üst düzey yöneticilik yapmış birisi. Kendileriyle birlikte hem bu derneği konuşacağız, hem yaşlılarımızı, Türkiye ne kadar yaşlanıyor, istatistikler rakamları konuşacağız ve birçok önemli konuyu da bilmediğimiz noktaları tabii ki bu programda yine aktarmış olacağız diyelim ve konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi Gülüstü Hanım, derneğin yönetim kurulu başkanı olarak sizlerle başlayalım. Aynı zamanda bilişsel nörologsunuz. Şimdi 65 artı Yaşlı Hakları Derneği yönetim kurulu başkanı olarak görevinize devam ediyorsunuz. Ben bu derneği şahsen ilk defa duymuş oldum ve bilmeyen birçok kişi de vardır. Önce derneğimizi bir anlatalım mı? Memnuniyetle. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği genç bir dernek aslında. 4 yaşındayız. Aa, süper. Nispeten yeni bir dernek olduğumuz için yeterince adımız duyulmamış olabilir. Ama faaliyet alanlarımızı giderek genişletiyoruz. Mesela geçen hafta Ankara'da 1. Yaşlılık Şurası uluslararası katılımla yapıldı. Ve biz dernekten 7 yönetim kurulu üyesi tüm komisyonlarda şurada aktif görev aldık. Gerçekten çok yararlı bir şura olduğunu ve düzenleyenlerin çok hayırlı bir işi başlattığını söylemek isterim öncelikle. Sivil toplumun politika oluşturmakta ve yaşam standartlarını, sosyal standartları geliştirmekte çok önemli görev ve sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Zaten derneğin kuruluşunda yola çıkışımız da buradan başladı. Ben hekimim, daha çok demanslı, Parkinsonlu, yani ileri yaşta hastalara hizmet veren, onlarla çalışan bir hekimim. Ama yaşlılara hizmet verirken tek sorunun sağlık olmadığını yakından gördüm ve hayatın her yönünden onların desteklenmesi, beslenmesi, onlara bakanların, destek verenlerin ya da kendi yaşlılıklarını hazırlananların da yaşlanmaya hazırlanması gerektiğini gördüm. Gene hayatın çeşitli alanlarından, işte profesyonel hayattan, ev hanımları arasından, gene sivil toplum geçmişi olan kişilerden oluşan çok disiplinli bir özel grupla birlikte 4 yıl önce biz Yaşlı Hakları Derneği'ni kurduk. En çok yerel yönetimlerle ortak projeler yapıyoruz. Mesela bu sabah İstanbul'daki belediyelerin yaşlı hizmetlerinde çalışan profesyonelleriyle devam eden bir çalışma grubumuz var. Onlarla 5. toplantımızı gerçekleştirdik. Aylık toplantılara. İlgi nasıl belediyelerimizin? Gayet iyi. İstanbul'daki belediyelerin, yani başka illerimizde de çok güzel belediye hizmetleri başladığını duyuyoruz. Ama adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Ve iyi örnekleri de diğer belediyeler model olarak alıyorlar. Biz şimdi ortak bir standart geliştirilmesi ve başarılı modellerin birbirleriyle paylaşılması için onlarla çalışma yapıyoruz. Evet, aslında Gülüstü Hanım şunu sormak istiyorum ve Esra Hanım keza size de aynı şekilde soruyorum. OECD geçen bir rapor yayınladı ve işte genç yaş aralığını belirlemiş oldu. 18-65 yaş diye belirtilmiş oldu. Hani siz 65 artı Yaşlı Hakları Derneği derken aslında OECD bunun tanımını değiştirmesi ne anlam ifade ediyor? Ne açıdan yaşlı ya da genç diyor? Onu da çok merak ediyorum açıkçası. Buna bir kısa bir giriş yapayım müsaadenizle. Şimdi burada çok tartışma var ama bu tartışmayı gerçekçi bir noktaya çekmemiz gerekiyor. Her nimet külfetiyle, her külfette nimetiyle geliyor. Psikolojik ve kozmetik nedenlerle insanlar yaşlılığı kendilerine kondurmak istemiyorlar. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlılık sınırı 65, Birleşmiş Milletler'in 60. Özellikle yani OECD'ye bakıp da umut beslemeyelim. Özellikle belli bir yaştan sonra artık yaş almaya başlıyoruz diyelim. Şimdi ekonomistler sizi genç tutacaklarsa daha çok çalıştıracaklar demektir. Bir şekilde o piyasanın dönmesi lazım, alışveriş olması lazım. Evet. Aslında bu işin ekonomik boyutu da var. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Ekonomik boyutuna girmemiz çok önemli. Yaşlılık Şurası'nda da bunu konuştuk. Aslında her alanın kendi mevzuatında bir yaş sınırlı belirlemesinin gerekeceği bir döneme çok yakınız. Yani biz Türkiye'de yaşlılık sınırına değişik bakışlar var. Bizim Yaşlı Hakları Derneği olarak birinci hedefimiz bir algı değişikliği yaratmak. Yani yaşlılığı biraz böyle kenara çekilmiş,
yoksunlaşmış, yoksullaşmış, yalnızlaşmış bir yaşam dönemi değil. Gene aktif olunan, üretilen, çalışılan, hayatın içinde olunan bir yaşam dönemi olarak tanımlamak istiyoruz ki insanlar ben yaşlıyım ama aktifim. Hatta ama bile değil. Yaşlıyım ve aktifim. Yaşlıyım ve hayatın içindeyim. Yaşlıyım ve sağlıklıyım diyebilsinler ve kendi yaşamlarına, ekonomi anlamında da sahip ve hakim olabilsinler. Şimdi aslında Esra Hanım, siz şöyle bir hikaye de var. Şimdi Türkiye 65 yaş nüfusta 167 ülke arasında 66. sırada efendim. O bilgiyi paylaşalım. Amerika ve Japonya'da yaşlara hem sağlık hizmetleri hem de varlık hizmetleri sunuluyor. Dolayısıyla bu ülkede finans sektöründe segment olarak 65 yaş üstü nüfus ön planda çıktığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla istismardan koruma hizmetleri adı altında bir hizmet ön plana çıkmış ve Amerika'da yaşların uğradıkları işte finansal istismar tutarı tamı tamına, yanlış duymuyorsunuz, 2.9 milyar dolar. Peki soralım, finans sektörü yaşlı dostluğu ve kavramı, yaşlı dostluk kavramı var mı diye soralım. Uzun yıllar finans sektöründe çalıştınız, bankada üst düzey pozisyonlarda bulundunuz. Finans sektörü nasıl bir farkındalıkla bakıyor yaşlılarımıza? Aslında yaşlı ekonomisini biz gümüş ekonomi olarak adlandırmayı hedefliyoruz. Bu artık terminoloji olarak da gündeme geldi. Gümüş segment dediğimiz 65 yaş üstü müşterilerin de her zaman farklılaşmış ürün ve hizmetlere ihtiyaçları bir gerçek. Henüz Türkiye'de bu hizmet yelpazesi istediğimiz düzeyde değil. Şu anda emekli bankacılığı uygulanıyor Türkiye'de. Emekli maaşlarının transferleri için bankalar çeşitli promosyonlar yapıyorlar. Ama baktığımız zaman özellikle çalışanların yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek eğitimi almaları konusunda biraz eksik görüyoruz. Bu konuda zaten derneğimizin girişimleri var, çalışmaları var. Türkiye Bankalar Birliği nezdinde de başlatılmış girişimlerimiz var. Bu anlamda özellikle bankalarda çalışanların finansal suistimaller konusunda ürünlerin, hizmetlerin yaşlı dostu olması konusunda daha fazla finansal sektöre rol düşüyor. Evet. Buna yönelik çalışmaların da önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağını öngörüyoruz. Çünkü Türkiye'de tam 8 milyon 65 yaş üzeri nüfus var. Bu tam da çok o istatistiklere aslında birazdan TÜİK tarafından geleceğim ama Esra Hanım bir soru daha sormak istiyorum. Hocam izninizle bir soru daha Esra Hanım'a iletelim. Çünkü mesela bazı hesap işlerin call center dediğimiz müşteri hizmetleri tarafından işte yapılıyor ve işte müşterilerini arayıp işte çalışanlarımız onlara bilgi veriyor ve bunlar ne kadar güvenli? Şimdi yaşlılarımız o anda onu anlayamayabilir. Çağın gerekleri icabı birçok hizmet değişebilir ve bunu farkında olamayabilirler. Bir diğer taraftan da bankalar bu konularda aldıkları önlemler var mı? Bence bu çok önemli. Hani baktığımız zaman eğer bir kişinin bundan dolayı istismara açık bir alanı varsa bankalar bununla ilgili neler yapıyor? Şimdi bu öncelikle yaşlılarımızın da finansal konularda olabildiğince her mecradan, kamu spotlarıyla eğitimlerinden geçiyor. Bu konuda zaten başlatılmış kamu tarafında biliyorsunuz son zamanlarda basına da yansıyan birçok suistimaller var. Ki alıyoruz böyle haberler. Böyle haberler de var ve birçoğu da aslında kayıt altına alınmıyor. Bu nedenle bu konuda belki hani Amerika'da biraz önce verdiğiniz şekilde bir istatistiği Türkiye'de tam sağlıklı bir şekilde kayıtları geçmediği için alamıyoruz. Bankalar bu konuda bir özellikle müşterilerine yönelik bildirimler yapıyorlar. Bunu sadece yaşlı değil tabii, bütün istismarı önleyecek şekilde bildirimler, uyarılar, bunları her zaman bankalar yapıyorlar. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın gibi uyarılar her zaman yapıyorlar. Ya da şifrenizi telefonda soran polis ya da herhangi bir kendini emniyet mensubu olarak tanıtanlara kanmayın şeklinde yapıyorlar, doğru. Bir diğer konu tabii ki ürün hizmetlerin yaşlı ihtiyaçlarına göre farklılaşması derken benim kendi çevremde de yaşadığım da çağrı merkezi elemanlarının çok hızlı konuştuğu ve bunun yaşlılarda bir algılama sorunu yarattığı,
benim yakınlarımın bile hiçbir şey anlamadım dediğini görüyoruz. Demek yani, ki... Kelime oyunları da olabiliyor. Örneğin ben şuna da şahit oldum. Hayat sigortasıyla kaza sigortası arasında çok büyük bir fark var. Siz çok eski bankacısınız ve çok iyi anlıyorsunuz beni. Ve orada aslında hayat sigortası denildiği zaman diyelim ya da sağlık sigortasında bir yerim ağrıdığı zaman da grip olduğum zaman da gidip tedavi olabilecekken kaza sigortasında kaza geçirmem lazım. Ama bu aradaki farkla net bir şekilde anlatılmayınca ben de bu yaşta kanabilirim gerçekten. Bu konuda gerçekten Bankalar Birliği çok ciddi hassasiyet gösteriyor. Şu anda bu konudaki bildirimler ciddi anlamda kapsamlı, takipte. Bu konuda şu anda yanıltıcı bir iş planı mümkün değil. Ama dediğimiz gibi biraz daha arayanın yaşlı olduğu bilinciyle daha tane tane konuşma, daha yavaş konuşma, izah etme gibi algıyı biraz daha rahatlatacak ürün farklılaşmalarına ihtiyaç var, hizmet farklılaşmalarına ihtiyaç var. Bunların yanı sıra bankaların yine gişelerde oturarak hizmet alması, yaşlılarımızın öncelik tanınması zaten şu anda birçok bankada var. Şifreler çok çabuk unutuluyor. Bunlara yönelik yine sesle komut verebilme hizmetleri, bunların hepsi yavaş yavaş gündeme giriyor ve daha fazla teknolojik gelişmelerle de gündemde olacak. Bizim burada en büyük eksik olarak gördüğümüz konu eğitim. Yani çalışanlara yönelik yaşlı dostu yaklaşımlar konusunda biraz daha kapsamlı eğitim programları içine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, aslında şimdi TÜİK verilerini bir açıklayalım. Oradan da Gülüstan Hanım'a, hocamıza bir soru sormak istiyorum. Şimdi 65 yaş üstü nüfusumuza baktığımız zaman Türkiye olarak 4.016.072 kişi var TÜİK verilerine göre. Bunlar kadınların nüfusu. Erkekler de 3.170.132 kişi olarak gözüküyor. Şimdi Gülüstan Hanım, sizin gibi derneklerin çoğalması gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü toplamda baktığımız zaman kabaca işte 7.200.000'e yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Dernek olarak öncelikle yaşlılara nasıl ulaşıyorsunuz ya da yaşlılarımız size nasıl ulaşıyor ve ne gibi aslında onlara hizmetleriniz oluyor? Aslında biz biraz eğitim, bilgi aktarımı, model oluşturma, sistem kurma üzerine çalışan bir derneğiz. Birebir tabii ki yaşlılara ulaşıyoruz ama genellikle aracılar vasıtasıyla. Bunlar da yerel yönetimler şu anda. Ya da işte çeşitli bakım merkezleri, aktivite merkezleri. Bunlar daha çok belediyelerin işlettiği, yürüttüğü, kurduğu yerler oluyorlar. Başka derneklerle işbirliği yapabiliyoruz. Okullarla işbirliği yapabiliyoruz. Ama en önemli konu burada model oluşturmak. Bizim aramızdaki profesyoneller sahadan çok deneyimi olan insanlar. Yani ben bir hekim olarak deneyimliyim. Başka hekim arkadaşlarımız var. Özellikle evde bakım konusunda deneyimli hemşireler, fizyoterapistler, rehabilitasyon uzmanları var aramızda. Onun dışında yaşlı hukuk konusunda deneyimli avukatlarımız, hukukçularımız var. Başka bir pencere daha açmak istiyorum aslında Esra Hanım'ın bahsettiği konuya istinaden. Biz yaşlılık teknolojisi eğitimleri de veriyoruz. Gerontoteknoloji eğitimleri. Önce Google Türkiye ile bir model başlattık. İlginç IT Akademi ile devam ettik. Şimdi genç lise öğrencileriyle dede torun, nine torun eğitim modeli geliştirmek üzere bir proje başlattık. O yürüyor. Dijital kapsayıcılık kavramı iki manaya geliyor. Yani yaşlılar işte bir şeylere girsinler, sosyal medyada var olsunlar, eğlensinler, oyalansınlar ayrı bir bakış açısı. Ama dijitalden habersiz olmak nedeniyle bir mağduriyet yaşamamaları gerekiyor. Bu özellikle finans sektöründe de bankacılıkta bir dijital okuryazarlık sayesinde ancak işte mobil bankacılığı doğru kullanacaklar, mağdur olmaktan korunacaklar, nasıl güvenli kullanacaklarını öğrenecekler. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gene finans konusunda başka bir şeye girmek istiyorum. Yani bir yaşlı yoksulluğu diye bir kavram var. Bir taraftan da varlıklı yaşlıların müşteri yapılmasını öne alarak, bunu hedefleyerek aslında gerçek yaşlı ihtiyaçlarını öncülemeyen yaklaşımlarda aslında her ikisinde de yine o yaşlarımıza hizmet verememiş oluyoruz değil mi? Evet. Onun ihtiyaçlarını giderememiş oluyoruz. Aslında burada yaşlılıkta sağlık hizmetlerinin yanı sıra varlık hizmetleri de önemli. Önemli. Evet.
Evet, doğru. Bir konu daha var. Türkiye'de yaşlılıkta en önemli giderlerin sağlık giderleri olduğunu görüyoruz. Belli bir standartta, yani gerçekten Türkiye'deki yaşlıların Avrupa Birliği kaynaklı çalışmalara göre de sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin arttığını görüyoruz. Bu sevindirici bir haber. Ama özellikle demans gibi yatalak olma ihtimali de olan uzun süreli bakım, başkalarına bağımlı yaşam biçimi gerektiren kronik hastalıklarda Türkiye'de uzun süreli bakım sigortasının olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Yani finans sektörü olduğu kadar sigortacılık sektörüne de burada ülkemize yakışan yeni açılımlar yapmak konusunda bir emek sorumluluğu düşüyor. Evet. Bunun için de çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Aslında varlık olarak korunması da gerekiyor dedi. Evet. Mesela örneğin Esra Hanım, varlıklar nasıl korunacak? Bunu hem hukuki olarak hem de yöntem olarak neler yapmak gerekiyor acaba? Şimdi burada yaşlılarımıza bir takım tavsiyelerde, hatta yaşlı yakınlarına da bir takım tavsiyelerde bulunmakta fayda var. Mesela varlık ve yatırımları korumak için önceden bir planlama yapılması lazım. Mutlaka bir danışman, bir avukatla görüşüp bu planlamayı yapmak varlığı korumak için önemli bir tavsiye. Bunun yanı sıra bazen çok, hani gerçek olmak için çok güzel yatırımlar vardır. Bunlar zaman zaman yaşlılarımız bu tarz yatırımlara yönlendirilerek, bu işte arsa yatırımı, ev yatırımı, herhangi bir finansal yatırım olabilir. Maalesef bu yönde finansal istismara maruz kalabiliyorlar, uğrayabiliyorlar. Yani yaşlılarımız çok kompleks, alışılmışın dışında ürünlerle aceleye getirilen bir satın alma fonksiyonunda maalesef biz istismar sonuçlarını görüyoruz. Bu nedenle biraz daha soğukkanlı, aceleye gelmeden, inceleyerek, birilerine danışarak yatırım kararlarını vermekte fayda var. Özellikle gelenekler. Türk çevrenin bunun farkında olması lazım. Yani o kişinin yaşlı olduğu ve hani bazı noktalarda evet karmaşık gelen bazı bilgi akışının onu yanlış karar alması itebileceğini farkında olması lazım. Eğer çevrenin hepsi bu normal şartlarda iyi niyetliyse olabilecek bir durum değil tabii mi? Tabii suistimal. Komşusunda iyi niyetli olması lazım. Arkadaşının da tamam danışmanı var ama sonuçta o kişi oğluna soracak ama oğlu bile belki annesinin babasının malında gözü. Evet, tam da burada bir şeyi açmak istiyorum. Aslında bu kuşak yaşlılar için geçerli olabilir. Bu bizim kuşak nasıl olacak bilmiyorum yaşlanınca. Maddi konuların mahremde kaldığı ve yaşlılarda bu konuda paylaşım açısından güvensizlik yaşandığını görüyoruz. Hı hı. Yani gerçekten de evlatlar da parayı konuşmakta çok geç kalıyorlar ebeveynleriyle. Yani annesinin babasının birikiminden haberdar olmayanlar da var. Bunu sorgulamam ayıp olur diyenler, zamanında bir vekalet almayanlar, onların paralarını korumasına destek olmayanlar da var. Yani sadece kötü niyetli insanlar değil. İyi niyet olsa dahi girişimde bulunmamak da bir problem. Nasıl, ben hep şey örneğini veririm, bir çocuk doğacağı zaman artık neredeyse o çocuk nerede okur bile düşünülüyor. Bırakın tabii çocuk doktorunu seçmek, işte odasını düzenlemek. Ama hiç kimse yaşlanırken en olgun, en entelektüel insanlar bile yaşlılığın zorlukları bana uğrarsa ben ne yaparım algısıyla ve planıyla hayata yaklaşmayabiliyor. Yani gerçekten insanın belki 60 yaşından başlayarak benim yaşlılığımda sağlığım, geçimim, yaşam koşullarım, ben nasıl bir evde yaşarım? Gene nerede yaşarım üzerinden şöyle bir kavram daha var. Ters mortgage kavramı diye bir kavram var. Yani insanların aslında bir ev mülkiyetleri varsa yaşlılıklarında o ev ters bir fonlama modeliyle onların bakımını sağlayabilir, finanse edebilir. Bunu bazı özel vakıflar kendilerince özel yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama sigortacılık sistemimizin ve finans sistemimizin de burada biraz daha yaratıcı çözümler üretmesi gerekiyor. Şimdi son 5 dakikamız kaldı aslında. Hızlı hızlı geçelim. En sonunda neler yapılabilir? Yani size ulaşmak isteyenler ya da sizin projelerinizi birazcık dinlemiş oluruz. Şimdi hocam bu psikolojiyi de anlamak istiyorum. Yani yaş nasıl bir psikoloji içinde? Hani o tarafa bir bakarsak, çünkü siz bilişsel nörolog alanında çalışıyorsunuz. Evet. Oradaki o yaşlımızın hali türiyesini bir anlatabilir misiniz? Şimdi aslında herkes karakteriyle yaşıyor ve karakteriyle yaşlanıyor. Yani aktif, yapıcı,
hayata pozitif bakan ve oldurmak için yaşayan çok mutlu yaşlılar da var. Çok yoksunluklara, bardağın boş tarafına odaklanarak yaşayanlar da var. Yani beli ağrısa bile işte sporunu yapıp, egzersizini yapıp, gerekirse ilacını doğru kullanıp gene hayatın içinde olmaya devam edenler de var. Tek bir ağrı tipi nedeniyle çok ağır kronik hastalıkları olmasa da eve kapananlar da var. Yani tek bir yaşlı tipi yok aslında. Bizim dernek olarak önemli hedeflerimizden biri de bu olumlu ve kendi hayatına hakim yaşlı tipinin mümkün olduğunu göstermek. Yani biz yaptığımız bütün aktivitelerde aslında şunu görüyoruz, gençler açısından bile ilham vermek çok önemli. Biz modellerimizle başka bunları gerçekleştirebilecek kişilere ilham oluyoruz. Bugünden bir örnek verebilirim. Ya da başka aktif yaşlılarımız, büyüklerimiz neleri yaptıklarıyla, başardıklarıyla ben biraz mikrofonu yaşlılara tutmak gerekir diye de düşünüyorum. Yani bizim üyelerimizin arasında 65 yaş üstünde yani lokomotif olan, çok aktif olan üyelerimiz var. Hayatın her alanında işte bilimsel konferanslar vermek, araştırmalar yapmaktan tutun da spor faaliyetleri, kurslar, seyahatler, fotoğraf çekmek gibi. Geçen hafta mesela İzzet Kerivar'la bir toplantıda beraberdik. Çok güzel bir konuşma ve slide gösterisi yaptı. Kendisi 83 yaşında, Allah sağlıklı ömür versin kendisine. İnanılmaz güzel mesajlar verdi. Yani nasıl hayatın içinde aktif olunabileceğine dair. Bu modelleri toplumda çoğaltmamız gerekiyor. Yani yaşlılık köşesinde oturulan, kenara itililen, hayatın dışına itilen bir yaşam dönemi olmamalı insanlar için. Evet, bizim özellikle birçok algı değişmek lazım. İşte sinema sektöründe, müzik sektöründe verilen rol modeller çok çok önemli. Ve aslında toplu bir zihinsel değişim, seansa ihtiyacımız var, evet, hocam diye düşünüyorum. Esra Hanım, siz de dernek olarak aslında önümüzdeki dönem projelerinizi bir miktar daha bilinçlendirelim insanları ve izleyicilerimiz de takip edebilsinler. Sizi nereden takip edebiliriz birincisi? İkincisi yapacağınız çalışmalarda, bundan sonraki aşamalarda neler olacak? Biz Rüstü Hanım'ın dediği gibi şirketimiz, derneğimiz genç bir dernek. Bu nedenle şu anda web sitemizde bunları yayınlamak konusunda projemiz var. Daha da detaylı finansal suistimalden korunma, yaşlı yakınlarına tavsiyeler, bu konuda çok yakında derneğimizin web sitesinden bunları detaylı bir şekilde izleyebilirler. Evet. Aslında bir kamu spotu çekimi tamamlanmak üzere. Evet, tam onu soracaktım. Evet. Aslında bir kamu spotu gerekiyor. Evet, güzel bir kamu spotu. Bankalararası Kart Merkezi'nin desteğiyle bir kamu spotu hazırlıyoruz. Birkaç da tamamlayıcı filmimiz olacak. Sosyal medyada varız. Web sitemiz var. Yani Twitter söyleyebilir miyim tabii, bilmiyorum tabii, bunları. Tabii tabii. Adresini yani de bence lütfen. Bütün sosyal medya kanallarında Yaşlı Hakları Derneği şeklinde varız. Yani 65 artı Yaşlı Hakları Derneği diye arayınca mutlaka çıkıyoruz. Aslında web sitemizde çok ciddi bir video ve yazılı bilgi kaynağı var. Çok çeşitli alanlarda içerik var. Hukuk konusunda vekalet, vesayet, vasiyet konusunda bir videomuz zaten halka açık yayında. Yine yaşlıların aktif yaşamasıyla ilgili. Danışmanlık gibi siz arayabiliyorlar. Orada görüp hani derneğinizi aradığı zaman mutlaka bir yönlendirme yapıyoruz. Mutlaka bütün telefonlara ve e-maillere cevap veriyoruz. Yakın bir gelecekte de hukuksal ve finansal danışmanlık saatleri ayıracağız. Deneyimleri hemen aktarıyor. Çok güzel. Burada varlığı korumak çok önemli, sağlığı korumak çok önemli ve aslında suistimal edilmemesi çok çok önemli diyelim. Çok farkında olduk, sizi tanımış olduk diyelim. Hayırlı olsun derneğimiz. Umarım çok güzel başarılara imza atacaksınız. Umarım, birlikte. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Gülüstü Salurlu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esra Kıvrak'la birlikte efendim yaşlarımızı konuştuk, farkındalığımızı arttırmaya çalıştık ve en azından doğru bildiğimiz yanlışları da farkına vardık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bugün yarım gün, yani daha doğrusu yarım saat programımız Her Şeyin Ekonomisi programımızın da sonuna gelmiş olduk. İyi akşamlar diliyoruz. Thank you.